2 Eylül 1922 Yunan Başkomutanı Trikopis'in esir alınışı. 2 Eylül 1922 gecesi saat 10.30 sıralarında süvari bölüğü komutanı Sivaslı yüzbaşı Ahmet Bey esir generaller ve mayetlerini Bölmelik Tepedeki 5. Kafkas Fırkası komutanı Kurmay Albay Dadaylı Halit Bey'in yanına getirmişti. Esir alınanlar şunlardı: Yunan Kuvvetleri Başkomutanı General Trikopis, 2. Kolordu Komutanı General Dijenis, 2. Kolordu Kurmay Başkanı Albay Yuvanis, İzmir'e ilk çıkan 13. Tümen Komutanı Albay Vandelis, Albay Kalinalis ile beraberinde bulunan yaverleri. Trikopis ile Halit Bey arasında geçen yukarıda belirttiğimiz konuşmadan sonra çadırlı ordugahının önüne yakılan bir kır ateşinin etrafına hep birlikte oturmuşlardı. Esir generaller aç ve perişandı. Halit Bey karargah komutanına esirlere bir ikramda bulunmasını emretmişti. Fakat aşağı ileride bulunan Göem köyüne erzak temin edilmesi için gönderilen mekkare boş olarak dönmek mecburiyetinde kalmıştı. Köyde sağ kalanların verdikleri cevaplar pek enteresandı. Köylüler daha birkaç saat evveline kadar köylerini, yurtlarını yakan ve kendilerine her çeşit zulmü yapan düşman subaylarına hiçbir yiyecek hatta bir dilim ekmek vermeyeceklerini ama komutan Halit Bey için canlarını bile fedaya hazır olduklarını ifade ediyor, özür diliyorlardı. Köylüler bu davranışlarında yerden göğe kadar haklıydı düşmanın ve bilhassa o gün esirlerin içinde hasta halde bulunan general Dejennes'in yaptıkları Tahkiki Mezalim Cemiyeti raporlarında insanlık dışı uygulamaların en feci örneklerinden biri olarak tarihin derinliklerine intikal etmişti. Ertesi gün yani 3 Eylül 1922 günü esirler kendilerine ikram edilen sabah kahvaltısından sonra 5. Tümenin süvari bölüğüyle bu bölüğün komutanı Sivaslı Yüzbaşı Ahmet Bey'in refakatinde Uşak'a sevk edilmişlerdi. Esir generaller yine kendi atlarıyla yola çıkarılmışlar, yaralılarsa halktan alınan kanılarla Uşak'taki askeri hastaneye gönderilmişlerdi. Müteakiben Batı Anadolu'yu baştan sona işgal eden, işgal sırasında binlerce Türkü öldüren, kadınlarının namusuna tecavüz eden, mallarını gasp eden, sonra da İzmir ve Manisa başta olmak üzere şehirleri yakan Yunan ordusunun komutanı ve diğer kurmay heyeti hiçbir ceza verilmeden bir misafir gibi ağırlanıp Yunanistan'a iade edildiler. Binlerce Türk'ün katili, bu savaş suçlularını cezalandırmadan nasıl serbest bırakıyorsunuz diye sormak Kimsenin de aklına gelmedi.